Ayşe Ateş'in fotoğrafını getirir misiniz arkadaşlar ekrana? Bir önceki duvar ekranındaki görüntüyü getirin, dijital duvarda. Şimdi hocam, biraz önceki Ülkü Ocakları eski başkanı ve hukukçu Afşin Hatipoğlu'nun söylediği iki şey var. Birinde diyor ki, ölüm listesinde, sözün ettiğim ölüm listesinde Sinan Ateş vardı ve öldürdüler. Şimdi değerli seyirciler, bunu söyleyen bir hukukçu, eski bir Ülkü Ocakları başkanı. Ve ben de tehdit alıyorum ve yıldım, bıktım diyor. Yani 80 tane dava açtım, başvuruda bulundum, suç duyurusunda bulundum. Bunun 3 hakkında diyor soruşturma açıldı. Bunların büyük bir bölümünün tehdit olduğu, hakaret ve küfür olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada söylediği bir ölüm listesi var. Kimler var o listede? Kimlere yaptırılacak? Bu Ayşe Ateş'in ifadesiyle örtüşüyor bu değerlendirme. Ayşe Ateş diyor ki, MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan ülkücü yönetici, Ülkü Ocakları başkanlarından, yani Ankara başkanı. Tolgahan Demirbaş. Bu. Evet, Tolgahan Demirbaş. Eşimin arkadaşına, Sinan Ateş'in yanında durma abi. Ocak onun kalemini kırdı. Sen de zarar görme demiş. Haluk Türk bu. Sinan Ateş'in arkadaşı. Haluk Türk bunu eşime, eşim de bana söylemişti. Dosya şüphelisi Tolgahan Demirbaş, ki Tolgahan Demirbaş hakkında dava açıldılar. Yani Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan, alınan, sonra serbest bırakılan kişi. Tolgahan Demirbaş ne yapmış? Tetikçileri olay yerine götürmüş ve Ankara dışına çıkmalarını sağlamış. Ankara'dan kaçmalarını sağlayacak organizasyonu yapmakla suçlanıyor. Tabii teknik takibe yakalanmış ve polis onu Olcay Kılavuz'un evinde bulmuş. Oraya kaçtığını görünce. Haluk Türk, Türkiye eşimin öldürülmesi kararı alındığını, kimlerin söylediğini, şahsın kendisine başka neler anlattığını ve rahmetli eşime karşı gerçekleştirilen tehditlerle ilgili olarak varsa sahip olduğu bilgileri anlatması konusunda Haluk Türk'ün ifadesine başvurulmasını talep ediyorum diyor. Sadece kendi ifadesi değil, çok ciddi bir şey söylüyor. Diyor ki Haluk Türk diye biri var, bu Tolgahan Demirbaş. Eşimin yani Sinan Ateş'in öldürüleceğini söylemiş. Ocak onun kalemini kırdı demiş. Ocak dediği Ülkü Ocakları. Kalemini kırdı demiş. Onun yanında gezme, sen de zarar görme diye arkadaşını uyarmış yani. Haluk Türk'ü uyarmış. Diyor ki Haluk Türk'te çok fazla bilgi var bu konuda. Nasıl bir cinayet işleneceğini biliyor. İfadesinin alınması lazım. Ya böyle bir ifade vermiş, bu tutanaklara geçirilmiş, bu ifadeyi savcılığa vermiş. Savcılık bunu nasıl görmezden gelebilir? Nasıl iddianameye almaz? Koymayabilir. Saklıyor. Şimdi diyor ki Demirbaş'ın, yani Tolgahan Demirbaş'ın Haluk Türk'e eşim hakkında söylemiş olduklarını eşim Olcay Kılavuz hakkında bana da ifade etti. Yani bu işin arkasında Olcay Kılavuz da var diye ifade etti diyor şimdi. Bu da bir ifade. Bana ifade ettiği hususlar Demirbaş'ın suikastten sonra Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması olayıyla birlikte değerlendirildiğinde Olcay Kılavuz'un da eşime gerçekleştirilen, kendi ifadeleri, eşime gerçekleştirilen suikaste dahil olduğu kanaatindeyim. Ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep ediyorum diyor. Yani bu işin içinde Olcay Kılavuz, Tolgahan Demirbaş ve diğer isimler, yani biraz önce ismini saydığımız işin en tepesindeki organizatör Serdar Öktem, MHP üyesi, bir avukat ve MHP'nin en önemli davalarına ve mafya davalarına bakan bir avukat olarak biliniyor. Şimdi bunları söylüyor. Diyor ki 10 Mart 2022'de Ankara Ülkü Ocakları'nın kullanımında bulunan araç ile eşimin kullandığı ofisin önünde 4 kişinin geldiğini ve ofis binasının önünde beklediklerini eşim bana söylemişti diyor. Ülkü Ocakları'na ait bir araç olduğunu. Şimdi bu kadar net bir ifadesi var. Şimdi tekrar dönüyorum. İki vahim şey var. Afşin Hatipoğlu'nun söylediği. Bir ölüm listesi vardı. Bu listede Sinan Ateş vardı ve Sinan Ateş öldürüldü. Ben buradan bir soru soruyorum. O listede başka kimler var? Ya bir polis, bir savcı bunu soruşturmaz mı? Ve o listeyi kim tutmuş? Şimdi hukukçu Afşin Hatipoğlu daha sonra devam etti. Diyor ki işte gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırı, dövülmesi, başka gazetecilere yapılan saldırılar işte yine bir programdan sonra yapılan bir yine bir televizyon yorumcusuna, bir eski İslamcı, siyasal İslamcı bir televizyon yorumcusuna yapılan saldırıları vesairenin
bütün bu şeyin, organizasyonun ne diyelim, icraatları arasında bulunduğunu söylüyorlar. Bu kadar önemli iki tane olgu var ortada. Siz kalkıyorsunuz Ayşe Ateş'in ifadelerini ve Ayşe Ateş'in burada gösterdiği tanıkları dinlemiyorsunuz. Burada bir şeyin altını çiziyorum hocam. Hatırlarsanız ben bir gün şeyde bir Tele1 programında diyeceğim, 18 dakikada tabii, burada bir şey söylemiştim. MHP Genel Merkezi'nde bir organizasyonun olduğu ve bu organizasyonun bazı siyasal cinayetler için hazırlık yaptığına ve bu iş için kullanılmak istendiğine dair iddialar var demiştim. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemdeki, seçimden önceydi bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasal cinayetler olabilir, bu yönde bize ihbarlar ve duyumlar geliyor dediğini de hatırlatarak, ki o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na belli bir istihbaratın geldiğini biliyoruz. Devletten, bürokrasiden böyle bir istihbaratın geldiğini biliyoruz. Bununla birlikte düşünüldüğü zaman burada ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bir iddia. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bir de siz soruşturma geçirdiniz, evet, bu yüzden. Evet. Bu bir iddia. Yoksa bu konuda soruşturma geçirmedim hocam. Suikast olacak dediniz diye. Yok, o suikast şey, Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast tabii. Tamam, evet, onu söylüyorum. Evet. Doğru, doğru. Ha, onu söylüyorum. Evet, bir suikast ihbarı vardı ve... Kılıçdaroğlu tam anlattı. Devam ediyor, dava açıldı hocam, devam ediyor. Halkı paniğe sevk etmek, galyana getirmek, ya korku ve paniğe sevk etmek gibi bir iddiayla bir dava var. En son o davada şey, Erdoğan Toprak, ki o dönemde kampanyanın genel koordinatörüdür, seçim kampanyasının ve bütün mitingleri organize eden kişi. En sonunda Sayın Erdoğan Toprak da gitti, ifade verdi. Evet, biz böyle tehditler alıyorduk. Tabii doğru canım. Ve önlemler aldık. Medyaya yansıdı ya. Önlemler aldık dedi zaten. Şimdi bu tabii bu organizasyonla Kemal Bey'e yönelik suikast ihbarları arasında bir ilişki var mı, bunu bilmiyoruz. Hayır hayır, ben yani suikast olayı evet, deyince. Şimdi bizim çeşitli kaynaklarımız var. Yani uzun süredir gazetecilik yapıyoruz ve bu işi ciddi yapıyoruz. Bu kaynaklarımızın çoğu bugüne kadar eğer bir temas halindeysek güvenilir kaynaklar. Ve öyle olmasına karşın birçok başka yerden doğrulatmadan biz bir şey ne yazmak ne de söylemek isteriz. Ciddi gazeteciler bunu yapar. Ben de ciddi bir gazeteci olmaya çalışıyorum. Şimdi hatırlarsanız ben böyle bir organizasyondan söz ettim. Böyle bir organizasyon var mı yok mu, bunu bilmiyoruz. Ama ortada bir Sinan Ateş cinayeti var ve bir eski Ülke Ocakları Başkanı, hukukçu, bir avukat kalkıyor diyor ki böyle bir liste var. Bu ciddiye alınmaz mı hocam? Böyle bir liste var diyen birisi var. Birisini çağırıp ifade, yani Afşin Hatipoğlu'nu ifade vermeye çağırması lazım. Üstelik de Tele1'de söylüyor. Tabii. Tele1'de sinek uçsa. Evet, şimdi uçsa, dava açıyorlar. İkincisi Sayın Ayşe Ateş'in ifadesi var. Orada sözünü ettiği kişi var. Bu kişinin tanık olarak dinlenmesi lazım. Adını bir daha söyleyelim. Haluk Türk. Haluk Türk'e de aynı şey söylenmiş. Bunlar birbiriyle örtüşüyor. Bunların üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Buyurun hocam, bu konuda söyleyeceğim şey var. Bir şey daha söyleyeyim. Mehmet Saral'ın da bir sesinden kısa bir bölüm açarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Onu açsınlar o, evet, zaman onu dinleyelim. Yok, onu bulana kadar siz buyurun hocam. Evet. Ya da başka bir konuya geçebiliriz. Yeterince konuştuk. Yok yok. Gelirse üzerinde durur. Hayır. Ben bu konuda muhakkak bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Değerli izleyiciler. Evet, bu ülkede Soma faciasında 300 kişinin, 300 evladımızın, 301 kişi galiba değil mi, vefat ettiği felaket. Ses asılmış o zaman isterseniz. Tamam, onu, evet, o zaman buyurun, dinleyelim.